X artı yüklü iyonun elektron dizilimi 3P6 ile sonlanmaktadır. Buna göre temel haldeki X atomu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu sorularda sınavda bazen heyecandan şurayı kaçırıyorsunuz bakın. Verilen bilgi X artı yüklü iyonu için, X artı yüklü katyonu için ama bize sorulan soru X atomu için. Buna dikkat edin bakın. Şimdi şöyle yapalım. X artı yüklü iyonun elektron dizilimini bir yazalım. 3P6 ile sonlanıyormuş. Peki bu durumda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P6 olur. Bu durum temel haldeki atomun bir elektron verdikten sonraki durumudur. Peki bu elektronu vermemiş olsaydı ne olurdu? Şu an kaç tane elektronum var? 18. Yazdığımda proton sayısı 19'dur. Temel haldeki X atomu için düşünürsek proton sayısı da 19'dur, elektron sayısı da 19'dur. Buna göre açılım yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ve 4S1 olacaktır. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı 3'tür diyor. Hayır, en büyük baş kuantum sayısı 4 gördüğünüz gibi. Ama eğer bakın dalgalarınıza gelir ve katyon için soruyu çözmeye kalkarsanız 3 olacaktı. Yani burada bir tuzak var aslında. Dikkat ediyoruz, temel haldeki X atomu için yapıyoruz ve en büyük baş kuantum sayımız 4 çıkıyor. O halde bu tuzağa düşmedik. Birinci öncül yanlış. Açısal momentum kuantum sayısı değeri 0 olan 7 tane elektron vardır. Bakın L değerleri neydi? Hatırlatayım tekrardan. 0 olabilir. 1, 2 ve 3. 0 dediğimizde S orbitalini, 1 dediğimizde P, 2 dediğimizde D ve 3 dediğimizde F orbitalini anlatmak istiyoruz. Şimdi L değeri 0 olan demek S orbitalleri demek. S orbitallerinde kaç elektron var? Bakalım 2, 4, 6 ve 1 de burada var 7. O zaman 7 elektron vardır. Doğru bir ifade olacaktır. Manyetik momentum kuantum sayısı ML değeri 0 olan 11 tane elektronu vardır diyor. Şimdi manyetik momentum kuantum sayısı ML orbitallerin yönelimini gösteriyordu. Biz bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın ML eşittir 2L artı 1 ile buluyorduk. Peki toplamda bu kaç olacak ona bir bakalım. Örneğin P orbitali için bir düşünelim bakın. Bir şey gösterelim. P orbitalini düşünürseniz L değeriniz 1 olur. O zaman ML değeriniz burada bakın 2 çarpı 1 artı 1'den kaç olur arkadaşlar? 3. Bu ne demektir? 3 tane orbital var ve bunların biri 0 yöneliminde, diğeri artı 1, diğeri de eksi 1 yönelimindedir demektir. Yani aslında biz burada hangi orbitalde kaç tane orbital olduğunu bilirsek, hangi orbital türünün kaç orbital barındırdığını bilirsek bunu daha kolay yapabiliriz. Şimdi bakın S değerleri için konuşursak da L değeri ne olur? 0 olur. Yerine yazdığımızda bakın ML eşittir 2 çarpı 0 artı 1'den 1 gelir. Bir tane orbital var demektir. O da 0 yönelimindedir. Bu şekilde kabul ederiz. Burada S ve P'den başka orbital türü de yok gördüğünüz gibi. O halde S olan orbitallerde mutlaka ML değeri 0 olan elektron var. P orbitallerinde ise arkadaşlar, P orbitali biliyorsunuz ki 3 tane orbital. Bunların bir tanesi 0, diğeri artı 1, diğeri de eksi 1'dir. Yani bize burada hangileri lazım? 0 olanlar lazım. Peki şimdi bu S değerinde kaç tane elektron var? 2. Şuradan 2 tane geldi. Şöyle yazalım 2. Şuradan kaç tane geldi? 2 tane de buradan geldi. 4. Buradan bakın var ama bana 0 olandakiler lazım. Bunda da 2 elektron var. Ve buradan da 2 elektron geldi S'ye zaten. Buradan da 2 elektron geldi ve buradan da arkadaşlar 1 elektron geldi. Ben ML değeri 0 olanları aldım. S orbitallerinin zaten ML değeri 0. P orbitali 3 tanedir. Bunlardan bir tanesinin ML değeri 0. O yüzden buradaki 3P orbitalinden birini aldım. Buradaki 3P orbitalinden de birini aldım. Toplam kaç elektronum oldu? 2, 4, 6, 8, 10 ve bir de burada 11. O halde bu da doğrudur. Cevabım D seçeneği olacaktır. Şimdi evet, burada şu kağıdı artık kullanalım çünkü buraya çözüm sığmaz muhtemelen. Bir okuyalım soruyu. Demir ve bakır metallerinden oluşan 150 gram tam homojen bir alaşım iki eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri hidroklorik asit suyu çözeltisine atılıyor. Artansız gerçekleşen tepkime sonucu demir 2 kloru ve normal koşullar altında 33,6 litre hacim kaplayan H2 gazı oluşuyor. Buna göre başlangıçta alaşımda kaç gram bakır metali vardır? Şimdi bakın burada şuna dikkat etmek gerekir. Alaşımlar homojen karışımdır değil mi? Tam homojen bir alaşım var elimizde. Biz bu
Şöyle yapayım görünsün. Biz bu tam homojen alaşımı arkadaşlar, içerisinde demir ve bakır bulunan tam homojen alaşımı ikiye böleceğiz. Tam ortadan iki eşit parçaya böldük. İki tane yine tam homojen parçamız var. Bunların içerisindeki homojen olduklarına göre demir ve bakır homojen dağılmış olarak kabul ediyoruz. Bu parçalardan birini götürüp nereye koyacağız? Hidroklorik asit çözeltisine atacağız. Bakın hidroklorik asitle hangi metal tepkime verecek? Şunu hatırlamak gerekiyor bak. Hidrojenin altındaki metaller bakır, cıva, gümüş, platin ve altın. Bu metaller arkadaşlar kimle tepkime verir? Şu metaller pasif metallerdir. Pasif metaller, yalnızca müfredata göre söylüyorum, sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime verir. Bu tepkimeden ne çıkar? Tuz, su ve SO2 gazı, NO2 gazı ya da NO gazı açığa çıkar. Eğer tepkimeye giren sülfürik asit ise çıkan gaz kükürt dioksittir. Eğer nitrik asit ise ya azot dioksit ya da azot monoksit çıkar. Asit derişikse yukarıdaki gaz, seyreltikse aşağıdaki gaz çıkar. Bu hidrojenin üzerinde geri kalan bütün metaller vardır. Örneğin sodyum, potasyum, lityum, magnezyum, işte demir, çinko, yani geri kalan bütün metaller. Bunlar ise arkadaşlar nedir? Aktif metallerdir. Bunlar için asitin kuvvetli, zayıf veya kim olduğunun önemi yok. Yeter ki asit olsun. Asitle tepkimeye girerlerse tuz artı H2 gazı oluştururlar. Şimdi bu bilgiler ışığında benim sorumda alışımı ikiye böldükten sonra elde ettiğim parçalardan birini hidroklorik asit çözeltisine atarsam bakır bakın hidroklorik asitle tepkime vermez. Bakırın tepkime verebileceği asitler sülfürik asit veya nitrik asittir. O nedenle burada bakır tepkimeye girmeyecek. Ama demir aktif metallerden olduğu için, yani bunlardan değilse zaten aktif metaldir. Hangi asit olursa olsun tepkimeye gireceğine göre hidroklorik asit de burada demir tepkimeye girecektir. Şimdi bu demir tepkimeye girdikten sonra ne oluyor bakın. Artansız gerçekleşen tepkime sonucu demir 2 klorür, yani demirin hepsini bitirdiğimizde normal bir, tabii bir parçadaki demirin hepsini bitireceğiz. Bunu atmadık içerisine, unutmayalım. Normal şartlar altında 33,6 litre hacim kaplayan H2 gazı oluşacakmış. Şimdi şöyle düşünelim bakın. Demiri hidrojen klorun içine attık. Acaba demir 2 klorür mü çıkar, demir 3 klorür mü? Bize onu söylüyor. Demir 3 klorür. O zaman artı 3 yüklü demir olacak. Yani o zaman bileşiğim bu olacak. Ve artı 1 de H2 gazı çıkacağı söyleniyor. Denklemi denkleştirmek için şuraya 3 yazıyorum. Şuraya da 3/2 yazıyorum. Peki bu durumda açığa çıkan gazın kaç litre olduğunu söylüyor bana? 33,6 litre. Hemen şunu düşünüyorum. Eğer 1 mol gaz çıksaydı normal koşullar altında 22,4 litre olacaktı. Ama 33,6 litre çıktığına göre acaba kaç mol gaz çıkmıştır diye soruyorum. Ve bu da 1,5 mole denk geliyor. Tamam, o zaman 1,5 mol gaz açığa çıkıyorsa tepkimeye giren demir kaç moldur? Bakın 1'e 1,5 oranı zaten var. Yani 1'e 3/2, 1'e 1,5 demek. Bu da 1,5 ise demek ki tepkimeye giren demir 1 mol olacaktır. Şimdi o halde hemen şunu yakalıyorum. Alaşımımın şu kısmında 1 mol demir var. Ben bu alaşımı tam ortadan ikiye böldüysem burada da arkadaşlar 1 mol demir var demektir. O halde ana alaşımda bölmeden önce 2 mol demir vardı. Peki 2 mol demir kaç gram? Onu hesaplayalım. Bakın demirin mol kütlesi 56. O zaman alaşımın içerisinde 2 mol demir var demiştik. Bu ne olacaktır? 2 çarpı 56'dan 112 gram olacaktır. Peki 112 gramı bunun demir. Toplam alaşım 150 gramdı. Demek ki 150'den 112'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar kaç kalıyor? 38 değil mi? 38 gram alaşımda ne varmış? Bakır varmış. Yani bu durumda başlangıçta alaşımdaki bakır metali 38 gram olmuş olacaktır. Bir sonraki soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Gazlarla ilgili bir soru. Aslında burada gazların genel özelliklerinden bahsediyor dikkat ederseniz. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçla idealliğe yaklaşır. Şimdi ideal gaz neydi? Tanecikler arasında itme ve çekme kuvveti bulunmayan, tanecik hacmi toplam hacmi yanında ihmal edilen hayali bir gazdı. Gerçekte böyle bir gaz yoktu. Yani tanecik arasında itme ve çekme kuvveti yok ve tanecik hacmini toplam hacmi yanında ihmal ediyoruz. Gerçek gazlarda ise tanecikler arasında itme ve çekme kuvveti bulunmaktadır. O halde hemen şunu düşünüyorum. Ben bu gerçek gazda tanecikler arasındaki itme ve çekme kuvvetini zayıflatırsam bu idealliğe yaklaşır. Ne kadar zayıf olursa o kadar ideal olur. Ben gazı ısıtırsam, sıcaklığını artırırsam, yani yüksek sıcaklığa getirirsem gaz taneciklerinin kinetik enerjisi artacaktır ve daha hızlı hareket edecektir.
Daha az hareket ederse ne olacaktır arkadaşlar? Gaz tanecikler arasındaki itme ve çekme kuvveti zayıflayacaktır. O yüzden yüksek sıcaklıkta gaz idealliğe yaklaşır. Peki düşük basınçtan kastımız nedir? Bakın. Siz 1 mol gazı 1 litrelik kabın içine düşünün. Daha sonra bu 1 litrelik kabın hacmini pistonu yukarı çekerek 5 litre yapın. Şimdi 1 litredeyken gaz tanecikleri birbirine daha yakındı ve aralarında itme ve çekme kuvveti daha yüksekti. Ama 5 litreye çektiğim zaman pistonu hala 1 mol gaz var. Şimdi ne olacaktır? Gaz tanecikleri birbirlerinden uzaklaşacaktır. Birbirlerinden uzaklaştığı için bu gaz tanecikleri aralarındaki itme ve çekme kuvveti düşecektir. Aynı zamanda tanecik hacmini toplam hacim yanında da ihmal ediyorduk. 1 litredeyken 1 mol gazın tanecik hacmini ihmal etmek daha mı mantıklıdır? Yoksa aynı miktar gazı 5 litreye koyduğunuzda toplam hacim yanında ihmal etmek mi daha mantıklıdır? Tabii ki 5 litrede, çünkü 5 litrede o gaz tanecinin hacmi daha da oransal olarak küçük olmuş olacaktır. Yani yüksek sıcaklıkta ve düşük basınçta gazda tanecikler arası itme ve çekme kuvveti düşer ve tanecik hacmini toplam hacim yanında daha kolay ihmal edebilirsiniz. O nedenle bu ifade doğru bir ifadedir. Peki hocam, sıcaklığı ve basıncı aynı olan iki gaz örneğinde hangisi daha ideal diye bir soruyla karşılaşırsak, arkadaşlar bu durumda genellikle lağının kuvvetleri düşünülür. Dolayısıyla mol kütlesi küçük olan gazın İdealliği daha yüksek olur. Eğer iki gazın sıcaklığı ve basıncı aynıysa mol kütlesi düşük olanı idealliği daha yüksektir. Bazen bunu da soruyorlar. Soğutucu sistemlerde kullanılacak gazların kaynama sıcaklığı yüksek, kritik sıcaklığı düşük olmalıdır. İlk önce şunu bir düşünelim. Kritik sıcaklık neydi arkadaşlar? Bir buhara basınç uygulanarak bu buharın sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıkta, kritik sıcaklığın üstüne çıktığınız anda siz basınç uygulayarak bu buharı sıvılaştıramıyorsunuz. Bu bir kenarda kalsın. Yani kritik sıcaklık benim basınç uyguladığımda elimdeki buharın sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklık. Kritik sıcaklığın üstüne çıktığımda basınçla sıvılaştıramıyorum. Adı da gaz oluyor. Artık buhar olmuyor. Kritik sıcaklığın üstündeyken adı gazdır. Kritik sıcaklığın altındayken adı buhardır. Serbest taneciklerin. Şimdi bu bir kenarda dursun. Diğerini düşünelim. Soğutucu sistemler nasıl çalışır? Bakın, bir buhar alın, basınç uygulayın ve buhar bu bölgede sıvılaşsın. Madde buhar halden sıvı hale geçerken, basınçla yapıyorsunuz bunu, buhar halden sıvı hale geçerken çevreye ısı verir. Ve dolayısıyla burası ısınır. Ben bu basınç uygulayarak sıvılaştırdığım maddeyi sistemin içerisinde başka bir bölmeye alayım. Üzerindeki basıncı ani olarak kaldırayım. Üzerindeki basınç kalkarsa ne olacaktır bu sıvı? Zaten basınçla sıvı halde duruyordu. Hızlı bir şekilde buharlaşmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde buharlaşırken ne yapacak? Buharlaşmak endotermiktir. Çevreden ısı alacak. Dolayısıyla bu bölgede soğuyacak. Devam ediyorum. Tekrar yapıyorum bu işlemi. Bakın, sürekli burası ısınıyor, burası soğuyor. İşte burası buzdolabının içi, işte burası da buzdolabının arkası. Soğutucu sistemlerin çalışma mantığı budur. Bu şekilde soğuturlar. Peki, ben burada ne kullandım? Basınçla sıvılaştırma işlemi kullandım. Eğer basınçla sıvılaştırıyorsam kritik sıcaklığının çok düşük olduğunu düşünün mesela. Kritik sıcaklığım 25 derece olsun. Bu ne demek? 25 derecenin üzerindeki herhangi bir sıcaklıkta ben bu buharı basınçla sıvılaştıramam. O zaman sistem çalışmaz ki. Yani normalde bizim hayatımızda sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıktığı çok durum olur, özellikle yaz aylarında. 25 derecenin üzerine çıktığınız anda buradaki buharı basınçla sıvılaştıramayacağınız için sistemdeki süreklilik bozulur. Dolayısıyla bu sistem çalışmaz. Ama kritik sıcaklığın çok yüksek olduğunu düşünün. Kritik sıcaklık 450 derece olsun. Hiçbir zaman 450 derece olmuyor değil mi hayatımızda sıcaklık? Şimdi 450 derece kritik sıcaklık varsa ben bunu kullandığım, yaşadığım bu sıcaklık değerlerinde her zaman basınçla sıvılaştırabilirim. O halde soğutucu sistemlerde kullanacağım gazın kritik sıcaklığı yüksek olmalı ki ben her zaman onu basınçla rahat rahat sıvılaştırabileyim. Peki kaynama sıcaklığı ne olmalı? Siz buraya aldığınızda üstündeki basıncı ani olarak kaldırdınız ve hızlıca buharlaşıp burayı soğutmasını bekliyorsunuz. O zaman kaynama sıcaklığı düşük bir madde olmalı ki hızlı buharlaşabilsin, uçucu olsun. O zaman kaynama sıcaklığı düşük olan bir madde seçerseniz burası hızlıca soğuyacaktır. Demek ki soğutucu sistemlerde kullanacağım gazın kritik sıcaklığı yüksek, kaynama sıcaklığı düşük olmalıdır. Burada tam tersi verilmiş bakın. Kaynama sıcaklığı yüksek, kritik sıcaklığı düşük diyor. Biz kritik sıcaklığının yüksek olmasını istiyoruz kolay sıvılaşsın diye basınçla. Hızlı buharlaşsın diye de kaynama sıcaklığının düşük olmasını istiyoruz. Burası yanlış. Gazlar akışkan özellik gösterir. Doğrudur. Hatta gazlar sıvılardan daha akışkandır. Odanın bir kısmından parfüm sıktığınızda odanın diğer taraflarına kokunun yayılması gazların akışkanlığının göstergesidir. Bu aynı zamanda difüzyondur. Gaz tanecinin hızı ile sıcaklığın karekökü ters orantılıdır. Şimdi bakın arkadaşlar,
Şöyle bir formül var, bunu bilmek gerekir. Şimdi gaz taneciğinin hızıyla doğru orantılı olan şey sıcaklığın karekökü'dür. Bakın bu da şuradan gelir. Biz kinetik enerjiyi şöyle gösterebiliriz. 3 bölü 2 K çarpı T ya da 1 bölü 2 M, işte 1 mol alırsanız MA çarpı V kare, yani hızın karesi olarak da gösterebiliriz. Şimdi bakın bir gazın, şu formül uyguladığım zaman bir gaza, gazın mol kütlesi sabittir, öyle değil mi? Şu Boltzmann sabiti ve gördüğünüz gibi bunlar da sabit sayılar. O halde gazın hızıyla, mol kütlesi de sabittir, gazın hızının karesiyle sıcaklığın Kelvin cinsinden değeri doğru orantılıdır. Yani her iki tarafı da kök içine alırsanız bakın buradan şu gelecektir. Bunu kök içine aldığımızda V, bunu kök içine aldığımızda kök T gelir. Bakın eşittir demiyorum ama doğru orantılıdır. Çünkü şu değerler birbirine eşit değildir. Ama baktığımda bu değerler sabit olduğuna göre bu ikisinin artışı, yani şunun artışı bunu arttıracaktır. O halde sıcaklıkla gazın hızının karesi doğru orantılıdır. Ya da iki tarafı kök içine alırsanız hızın karekökü, hızın kendisiyle sıcaklığın Kelvin cinsinden karekökü ne olacaktır? Doğru orantılı olacaktır. Ama burada ne diyor bize? Gaz tanecinin hızı ile sıcaklığın karekökü ters orantılıdır diyor. O halde bu yanlıştır. Bir buharın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklık o madde için kritik sıcaklıktır. Az önce burada açıklamıştım. Demek ki yanlış olanlar kimmiş? 2 ve 4 B seçeneği. Aynı dış basınç altında yukarıda verilen tabloda potasyum klorür, magnezyum klorür ve şeker var arkadaşlar. Su çözeltilerin derişimi ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Şimdi bu arada şunu hatırlatayım. C6H12O6 ya glikozun, ya fruktozun ya da galaktozun kapalı formülüdür. Yani fruktoz, glikoz ve galaktoz birbirinin izomeri olan karbonhidratlardır. Bu ek bilgi olarak bunu da bilin. Şimdi organikte çünkü sorulabilir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Potasyum klorür ve şeker çözeltilerinin kaynama sıcaklıklarının aynı olması çözünen maddelerin mollerinin aynı olmasından dolayıdır. Bakın arkadaşlar bunun sebebi şudur. Çözünen toplam molaritelerinin eşit olmasından dolayıdır. Çünkü biz kaynama sıcaklığındaki sapmalara bakarken derişime bakarız. Mol ise miktarı belirtir. Yani mollerin aynı olması anlamına gelmez. Çünkü bakın ben bu çözeltiyi örneğin 1 litrelik kapta hazırlıyorum ama bu çözeltiyi 2 litrelik kapta hazırlıyorum. O halde çözmem gereken şeker miktarı diğerinin mol olarak 2 katı olması lazım. Tabii bu toplam iyon olacak. Şimdi yani şunu demek istiyorum bakın. Bunların kaynama sıcaklıklarındaki sapma neden aynı biliyor musunuz? Potasyum klorür, potasyum artı klorür eksi. İyonlarını ayrışarak çözünüyor bakın. 0.2 molar, 0.2 molar, 0.2 molar. Yani toplam ne var ortamda? 0.4 molar iyon var. Şeker iyonlarına ayrışmaz dedik. Dolayısıyla şekerli su elektriği de iletmez. Bunu da bilelim. Şimdi eğer bu 0.4 molarsa evet bu da 0.4 molar olacaktır. İşte bakın bu derişimler aynı olduğu için kaynama sıcaklığındaki sapma aynıdır. Peki derişim nedir? Molaritedir. N bölü V'dir. Yani bu iki maddenin molleri aynı olmayabilir. Molleri farklıdır, hacimleri de farklıdır ama N bölü V değerleri bize bunu eşitliği sağlayacak şekildedir. O yüzden mollerin aynı olup olmaması konusunda kesin bir yorum yapamam. Hacmi bilseydim konuşabilirdim ama. Aynı dış basınç altında tabloda verilen değerler dikkate alınarak potasyum klorür ve magnezyum klorür çözeltileri karıştırılırsa meydana gelen çözeltinin kaynama sıcaklığı 100 artı 3.5 A olur. Şimdi kimi karıştıracağız? Potasyum klorür ve magnezyum klorür çözeltilerini karıştıracağız ve kaynama sıcaklığımızın bu olmasını bekliyoruz. Bu çözeltileri karıştırmaya kalkarsam arkadaşlar iyon derişimleri ne olacak? Bir ona bakalım. Şimdi bende potasyum klorür 0.2 molar. Magnezyum klorüre bakalım. Magnezyum klorür ise magnezyum 2 artı artı 2 klor eksi. Bu ise 0.1 molar. Dolayısıyla bu da 0.1 molar, bu da 0.2 molar. Yani burada toplam ne kadar iyon var? 0.3 molar iyon var. Şimdi ben bu çözeltileri nasıl karıştıracağım ona bir bakalım. Tabloda verilen değerler dikkate alınarak çözeltileri karıştırılırsa meydana gelen çözeltinin kaynama sıcaklığı olur. Bakın ben bunları eğer eşit hacimde karıştırırsaydım iyon derişimi ikisinin ortalaması olacaktı. 0.7 bölü 2'den 0.35 molar olacaktı. Kaynama sıcaklığı da evet 0.4 molar iyon 4A kadar saptırıyorsa 0.35'i de 3.5A kadar saptıracaktı. Ama ben bunları hangi hacim oranında karıştırdığımı bilmediğim için bu konuda da kesin bir yorum yapamam.
Magnezyum klorür sulu çözeltisindeki iyon derişimi 0.4 molar yapılırsa, yani potasyum klorürle aynı yapılırsa, kaynama sıcaklığı şekerle kaynama sıcaklığı aynı olur. Dolayısıyla şunu da düşünelim. Tabi bu da 0.4 molar. Yani siz buradaki iyon derişimini 0.4 molara çıkarırsanız, madde ekleyerek veya suyu buharlaştırarak, iyon derişimi bunlarla aynı olacağı için üçünün de kaynama sıcaklığı 100 artı 4A olurdu. Yani kaynama sıcaklığı arkadaşlar koligatif bir özellik. Kaynama sıcaklığındaki sapma koligatif bir özellik. Bu da ortamdaki derişimle ilgilidir. Maddenin türüyle ilgili değildir. Yani eğer bu 0.4 molar olursa bu da 0.4 molardır. Dolayısıyla ikisinde kaynama sıcaklığı ne olacaktır? Aynı olacaktır. Aynı dış basınç altında tabii ki onu belirttik. Dolayısıyla C seçeneği cevabımız olur. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi molar oluşum entalpisidir? Bakın arkadaşlar, molar oluşum entalpisi olabilmesi için bir bileşiğin elementlerinden ve 1 mol oluşması gerekir. Şimdi bakın, buradaki oluşan bileşik 2 mol oluşmuş. Evet, elementlerinden oluşmuş ama 2 mol oluşmuş. Bu molar oluşum entalpisi olmaz. Yani bu tepkimede meydana gelen enerji değişimi molar oluşum entalpisi olarak tanımlanmaz. Çünkü ben bir bileşiğin elementlerinden oluşup 1 mol oluşmasını bekliyorum. Burada ise bileşik oluşmamış, bileşik parçalanmış. Dolayısıyla bu da oluşum entalpisi olmaz zaten. Burada bir bileşik oluşmuş ve bir mol oluşmuş ama elementlerinden oluşmamış. Oluştuğu yapılar da birer bileşiktir. Bu da olmadı çünkü ben molar oluşum entalpisinde bileşiğin elementlerinden oluşmasını bekliyorum. Burada bir mol bileşik oluşmuş gördüğünüz gibi ve elementlerinden oluşmuş. Dolayısıyla cevabım bu olacaktır. Burada bileşik oluşmuş, elementlerinden oluşmuş ama 2 mol oluşmuş. Dolayısıyla buradaki enerji değişimi de molar oluşum entalpisini vermeyecektir arkadaşlar. Tepkimesi için aynı sıcaklıkta ve katalizör kullanılmadan yapılan deneylere göre derişim ile hız değişimi tablosu yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, bu tarz tablolarla karşılaştığınızda şunu anlamanız lazım. Bir deney var, bir tepkime var. Bu tepkimede tepkimeye giren maddelerin derişimlerindeki değişime göre hız ne kadar değişiyor ona bakıyoruz. Buradan yola çıkarak tepkime hız denklemini yazabiliriz. Şimdi ben tepkime hız denklemini hocam direkt buradan yazarım diyenleriniz olabilir. Hemen aklımıza şu gelmeli. Bu mekanizmalı bir tepkime olabilir. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hız denklemi net tepkimeye göre değil, yavaş adıma göre yazılır. Biz bunun mekanizmalı olup olmadığını bilmiyoruz. O nedenle direkt buraya göre hız denklemi yazarsanız yanlış yapıyor olabilirsiniz. O yüzden tablodan hız denklemini çıkartmak gerekir. Bir pratiklik, ilk önce hızın aynı olduğu deney sonuçlarına bakalım. Bakın burada hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molarite bölü saniye. Burada da aynı şekilde 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molarite bölü saniye. Şimdi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 ise ikisindeki hız. Ben hız denklemini yazarken bakın R eşittir K çarpı. Burada verilen maddelerin hepsinin olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii hepsi var mı yok mu bilmiyorum. Bu bir ihtimal. Şimdi kontrol edeceğim. Şimdi diyorum ki bakın, hız değişmiyorsa eğer, dolayısıyla bunların derişimleri değişmeyecek veya değişse de birbirini dengeleyecek şekilde değişecek. Biri artarken diğeri azalacak. Hızı sabit olarak koruyacak. Bakalım. Bakın X'in derişimi değişmemiş. X değişmiyorsa hızın değişmemesi normal. Y de değişmemiş. Dolayısıyla bu da değişmiyor. Hız değişmemeli. Ama Z değişmesine rağmen hız değişmiyor. Demek ki Z değişmesine rağmen hız değişmiyorsa, tabi bunlar sabitken, Z bu denklemde yer alamaz. Çünkü bu değişirse bu da değişir matematiksel olarak. Ama görüyorum ki değişmesine rağmen hız değişmiyor. Demek ki Z yavaş adımda yok ya da hız denkleminde yok diyelim. Peki Z burada yoksa hız denkleminde, bundan hız denklemi yazarsanız Z maddesi içeride bulunur denklemde. Demek ki bu denkleme göre hız denklemi yazarsanız hata yapıyorsunuz. Bu mekanizmalı bir tepkimedir. Çünkü eğer bu tepkimeye göre yazsaydık Z burada yer alacaktı. Ama gördüğümüz gibi deney sonucuna göre Z'nin burada bulunmaması lazım. Dolayısıyla bu tepkime mekanizmalı bir tepkime ve biz yavaş adıma göre tepkime hız denklemini yazacağız. O halde bu net tepkimeye göre değil. Bunu bir kere anladık. Şimdi hız denklemini yazmaya devam edelim. Bakın burada X'in derişimi aynı kalmışken Y'nin derişimi iki katına çıkıyor. Bu arada Z yok, bunu çizeyim kafamı karıştırmasın. Hızı etkilemiyor çünkü. Hız denklemi de yer almıyor. İki katına çıktığında hız kaç katına çıkıyor arkadaşlar? İki katına çıkıyor. Demek ki Y'nin üssünün kaç olması lazım? 1. Matematiksel olarak bu sabitken bu iki katına çıkarsa bu da iki katına çıkar. Peki Y'nin aynı olduğu bir yerden bakalım. Bakın şurada Y değeri 0, 0, 1, 0, 0, 1. 4 ve 3, 2'ye bakıyorum. Şurada aynı. Peki bu durumda X kaç katına çıkıyor? 2 katına çıkıyor. X 2 katına çıkınca tepkime hızı kaç katına çıkıyor? 4 katına çıkıyor. Demek ki bu 2 katına çıkarken bu 4 katına çıkıyorsa Y sabitken A'nın değeri de 2 olmalıdır. Yani bizim hız denklemimiz V veya R ile gösterilir hız. K çarpı X'in karesi çarpı
Y'nin kendisi olmalıdır. Peki. O zaman hız denklemi burada yanlış verilmiş. Çünkü biz x'in karesini bulduk. Hız sabitinin birimi. Bakın hızın birimi arkadaşlar aksi belirtilmediği sürece mol bölü litre çarpı saniyedir. K'nın birimini arıyorsunuz. Köşeli parantez molarite demektir. Mol bölü litrenin burada karesini alın diyor. Burada da mol bölü litre var yine. Bakın şu mol ile şu mol ile şu litre ile şu litreyi sadeleştirirsem bunu buraya attığımda K'nın birimi litrenin karesi bölü molün karesi çarpı saniye gelecektir. Dolayısıyla litre bölü mol kare saniye ifadesi doğrudur. X ve Y derişimleri ikişer katına çıkarılırsa aynı sıcaklıkta tepkime hızı 5 katına çıkar. Bakalım X ve 8 katına çıkar pardon 8 katına çıkar. Bakalım şimdi şöyle yapalım biz hız denklemini yazalım. K çarpı denklemi bir alalım tekrar şuraya. X'in karesi çarpı Y'nin derişimi. İlk başta derişimleri 1 alalım. 1 molar'a 1 molar olsun. Dolayısıyla hız K çıkar. Şimdi derişimleri ikişer katına çıkarılırsa bunun 2 katına çıkarsa 2 molar olur. Denkleme göre karesini almam lazım. Bu da 2 molar olur. Çarpı K. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 8 K. Yani hız ne oldu? 8 katına çıkmış oldu. Bu durumda 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. Kurşun 2 klorür tuzunun. Bakın burada kurşun 2 klor demem lazım. Kurşunun artı 4 yüklü iyonu da var. İyon artı 4'ü de olduğu için okurken bunu belirteceğiz. Kurşun 2 klorür tuzunun T derecede saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 9 molardır. Buna göre T derecede kurşun 2 klorür tuzunun 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum klorür sul çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Bakın bana şunu veriyor. Diyor ki bir saf su var. Bu saf suyun içerisine kurşun 2 klorür katısını attık. Ve buradaki çözünürlük 10 üzeri eksi 9 molar. Ve aynı sıcaklıkta, bakın bu çok önemli bir nokta sıcaklığın aynı olması. Demek ki aynı denge sabiti, buradaki denge sabiti burada da aynen geçerli. Çünkü denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık değişmediğine göre KCC değeri burada neyse burada da odur. Şimdi ben burada da ne yapıyorum? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum klorür çözeltinin içerisine kurşun 2 klorür katısını atıyorum. Ve buradaki çözünürlüğü de soruyorum. Buradaki çözünürlük soru işareti. Buradakini biliyorum. 10 üzeri eksi 9 molar. Ben buradaki çözünürlüğü biliyorsam buradan KCC değerini bulurum. Aynı KCC'yi burada uygulayarak buradaki çözünürlüğü bulacağım. Bakın kurşun 2 klorür suda şu şekilde yoğunlaşacak. Denge tepkimesi kurşun 2 artı suda artı 2 klor eksi suda. Çözünürlük buradan ayrılandır. Çözünürlükle çözünürlük çarpımını karıştırmayın. Çözünürlük dediği buradan ayrılandır. Yani çözünebilen maksimum madde miktarını molar derişim olarak veriyor bize. 10 üzeri eksi 9 molar. Dolayısıyla bu da 10 üzeri eksi 9 molar. Bu ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar olur. KC ifadesi neydi? Ürünler bölü girenler ama girenler hep katı olacağı için burada tuzlarda sadece ürünlerden yazılır. Bu KC veya KCC olarak da belirtilir. Çözünürlük denge sabiti demek, çözünürlük çarpımı demek aynı kapıya çıkar. Kurşun 2 artının derişimi ile klor eksin derişiminin çarpımının karesi olmalıdır. 10 üzeri eksi 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 9'un ne olacak? Karesi. Bu durumda 4 çarpı 10 üzeri eksi 27 olacaktır. KCC değerini yakaladık. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada şöyle bir şey var. Zaten içeride potasyum klorür vardı çözülmüş olarak. Ve bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar değil miydi? O halde bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır. İçeriye kimi attık? Kurşun 2 klorür katısını attık. Peki bunun denge tepkimesine çözüleceğini söylüyorum. Çünkü çözünürlüğü çok düşük. Buradan da gördüm. Pb2 artı artı 2 klor eksi çıkacaktır. Şimdi buradaki çözünürlük ise sorudur. Buna x diyelim. X molar. Yani bunu soruyor bize. Bu kabın içerisindeki çözünürlüğünü. Çözünürlük buradan ayrılandı. X molar. Bu da 2x molar çıkacaktır. Peki şimdi şurada devam edelim. KC ifademiz neydi bizim bu kurşun 2 klor tuzu için? Pb2 artının derişimi ile klor eksinin derişiminin çarpımının karesi. Ve bu değer kaça eşit olmalı? Onu burada buldum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 27'ye eşit olmalı. Peki değerleri yazalım. Ne kadar kurşunum var? X kadar. Ne kadar klorum var diye sorduğumda buradaki kloru unutmayacaksınız. Ne var? 2x artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 kadar var. Bunun karesini alacaksınız. Ve bu değer 4 çarpı 10 üzeri eksi 27'ye eşit olacak. Peki. Bu durumda arkadaşlar daima dengeden gelen miktar ihmal edilir. Bu matematiksel bir ihmaldir. Çünkü bu sayı bunun yanında çok küçüktür. Dolayısıyla her zaman burada dengeden gelen kısım ihmal edilir toplama yapılacaksa. Biraz düzenleyelim.
X çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir 4 çarpi 10 üzeri eksi 27'dir. Dolayısıyla x ne gelir buradan? Bunlar sadeleşirlerse 10 üzeri eksi 23 gelir. Yani bizim T derecede kurşun 2 klorür katı tuzumuzun 2 çarpi 10 üzeri eksi 2 molar potasyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 23 molardır. Cevap B seçeneği olur. Tepkimesi sabit hacimli bir kaplı dengededir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bakın delta H değeri eğer sıfırdan küçükse bu ne anlama gelir? Egzotermik bir tepkime anlamına gelir. Yani ısı nerede olmalı, enerji? Burada olmalıdır, ürünler tarafından. Peki, diyor ki sabit hacimli kapta dengededir. Hangileri yanlıştır? Buna göre kaba aynı sıcaklıkta klor gazı eklendiğinde fosfor pentaklorür derişimi artmaya başlar. Eğer dengede neydi kural? Lojetelle kuralı vardı. Dengeye dışarıdan bir etki yaparsanız denge bu etkiyi en az indirecek şekilde harekete geçer. Siz buraya klor eklerseniz klor derişimi artar. Denge sağa doğru kayar. Dolayısıyla fosfor pentaklorür derişimi artar. Kabın hacminde sabit unutmayalım. Bu doğrudur. Kap ısıtılarak sıcaklık artırıldığında yeni denge durumu oluşana kadar ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızından yüksek olur. Biz kabı ısıttığımızda arkadaşlar aslında şu olur. İleri yöndeki tepkim hızı da geri yöndeki tepkim hızı da artar. Dengede neydi kural aslında? İleri yöndeki tepkim hızı ile geri yöndeki tepkim hızı birbirine eşitti. Ama siz sıcaklığı arttırdığınız zaman hem ileri yöndeki tepkim hızı artacaktır hem de geri yöndeki tepkim hızı artacaktır. Ama sizin sıcaklığı arttırmanız şöyle bir olay neden olacaktır. Lojetelli etkisi de vardır. Yani sisteme enerji vermiş olacaksınız. Enerji arttığı için denge ne yapar? Etkiyi en az indirmeye çalışır. Enerji arttı, enerji azaltması lazım harcamak için sola kaymaya başlar. Dolayısıyla geri yöndeki tepkime hızı ileri yöndeki tepkime hızına göre daha çok artar. Ve biz bu nedenle denge sola kayar deriz. Bakın sola kaymasının sebebi ileri tepkime hızının düşmesi değil. İleri de artıyor, geri de artıyor ama geri tepkime hızı daha çok artıyor. Önceki denemelerde belirtmiştim. Tepkime endotermik de olsa, egzotermik de olsa sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır. Yani bu tepkime bu tarafa doğru egzo, bu tarafa doğru endotermik. Sıcak kardeş ikisine de hız arttırır ama dengeden ötürü geriye doğru daha çok artar. Peki bize ne diyordu? Kap ısıtılarak sıcaklık arttırıldığında yeni denge durumu oluşana kadar ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızından yüksek olur. Hayır, geri yöndeki tepkime hızı daha yüksek olur. Bu yanlış olur. Kaba potasyum pentaklorür gazı eklenirken sıcaklık arttırılırsa hem bu gazı ekleyeceğim hem de sıcaklığı arttıracağım, enerji vereceğim. İleri ve geri tepkime hızı değişmeyebilir. Bakın siz bunu eklediğinizde ve sıcaklığı arttırdığınızda geri yöndeki tepkime hızı deli gibi artar. Hem derişim artıyor hem sıcaklık artıyor. İleri yöndeki tepkime hızı da biraz artar çünkü sıcaklık artıyor. O zaman sıcaklık arttırılırsa ileri ve geri tepkime hızı değişmeyebilir. Yanlış bir ifade olur. Cevabımız D seçeneğidir. 200 mililitre hidroklorik asit sulu çözeltisi ile 2 çarpı 10 üzeri x4 molar 200 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltisi karıştırılıyor. Nötralleşme sonucu oda koşullarında ortamın pH değeri 3 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bunun için arkadaşlar ek bir kağıt alalım çünkü onun çözümü oraya sığmayabilir. Şöyle yapalım, şunu kullanalım. Şimdi bu iki çözeltiyi karıştıracağım ve pH 3 olacak. Başlangıçta hidroklorik asit derişimi nedir acaba? İlk öncül bu ya da bundan büyük müdür diye soruyor bana. Aslında burada şöyle bir yaklaşım da yapabilirim. Ben ikisini de 200 mililitre ve 200 mililitre karıştırmıyor muyum? Evet. Bir baz, bir değerlikli baz. Diğeri de bir değerlikli asit. pH 3 olduğuna göre son durumda hidrojen derişiminin daha büyük olması gerekmiyor mu hidroksit derişiminden? Evet. O halde ikisi de 200 mililitre ise ben hidroklorik asitin derişimi de sodyum hidroksit gibi 2 çarpı 10 üzeri 4 molar alsaydım hem hacimlere eşit hem derişimlere eşit. Dolayısıyla tam nötralleşme olup pH'ın da 7 olmasını beklerdim oda koşullarında. Çünkü niye? İkisinin de miktarı aynı çıkar bu durumda. Ama ortam asitik olduğuna göre kesinlikle hidroklorik asitin derişimi, hacimleri aynı olduğu için, derişimi sodyum hidroksitten büyük olmalı ki tepkimeye girince baz bitsin, asit artsın ve ortam asitik olsun. O zaman bunu iki işlem yapmadan hallettim bakın. Hidroklorik asit çözeltisinin başlangıç derişimi 2 çarpı 10 üzeri 4 molar değerinden büyüktür. Doğru. Çünkü yoksa ortam asitik olmaz. Meydana gelen çözeltide hidroksit iyonu bulunmaz. Hayır arkadaşlar bulunur. Bakın şöyle bir kanıtlayalım. pH eşittir 3 ise pOH kaç olacaktır oda koşullarında? 14'ten çıkardığınızda 11 olur. Dolayısıyla ortamdaki hidroksit iyon derişimde ne olacaktır? 10 üzeri eksi 11 molar olacaktır. Yani ortamda
OH var. Bakın bir çözeltiye asit demek ortamda sadece H artı var demek değildir. Asit hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminden büyük demektir. İstediğiniz kadar asit yapın. Hani çok 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 derişimi yüksek yapın. Yine ortamda OH bulunacaktır. Çünkü suyun iyonize olmasından gelen bir dengede de OH var. Yani hiçbir zaman asit çözeltisinde OH bulunmaz diyemezsiniz. Her zaman vardır. Aynı şekilde baz çözeltisinde de hidroiyon vardır. 25 derecede son karışıma saf su ilave edilirse çözeltinin pH değeri artar. Şimdi son karışımda hidrojen iyon derişimi ne kadardı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 molardı değil mi? Biz buna saf su ilave edersek ne olacaktır? Derişim bunu düşecektir. Mesela su ilave ettim ve bunun derişimini 10 üzeri eksi 5 molara düşürdüm. Şimdi burada pH değeri kaçtı bunun? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten ne gelir? 3. Bunun pH değeri kaç gelir? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten 5 gelir. Siz su ekledikçe hidrojen iyon derişimi düşer. Dolayısıyla pH artar. Ama şunu unutmayın. Bir asit çözeltisinde istediğiniz kadar su ekleyin. Onu su ekleyerek nötr de yapamazsınız, baz da yapamazsınız. Yine asit olarak kalır. Ama pH 7'ye yaklaşır çok fazla su eklerseniz. Ama 7 olmaz. Bunu da bilin. Denge ile ilgili bir durum. Saf su ilave edilirse çözeltinin pH'leri artar. Bu doğru bir ifadedir. Hangileri doğrudur diye soruyordu bize. Cevap yine D seçeneği oldu ve kağıda gerek kalmadı. Ek bir kağıt kullanmadık yani. Yukarıda pil denklemi verilen galvanik hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi bana verilen pilde bakın kim yükseltgeniyor? Magnezyum yani elektron vermiş. Bakır ne yapmış? İndirgenmiş. Peki ben bu pilin çalışma ilkesini yani çalışma denklemini bir yazmaya çalışayım bakın. Şöyle bir şey çıkar mı? Magnezyum yükseltgende magnezyum 2 artı artı 2 elektron oluşturdu. Bu katı bu arada bu suda. Bakırsa bakır 2 artı suda 2 elektron aldı ve ne oluştu? Bakır katısı oluştu. Redox tepkimelerinin temel kuralıdır. Alınan verilen elektron sayısı eşit olmalıdır. Burada zaten eşit. Eğer eşit olmasaydı uygun katsayılarla çarpacaktı. Bu durumda pil denklemi ne çıkıyor bakın. Magnezyum katısı artı bakır 2 artı suda pil tepkimesi denge tepkimesidir. Magnezyum 2 artı suda artı bakır katısı. Ve pil daima egzotermik çalışacağı için artı enerji. Yani pil denklemi budur. Şimdi diyor ki magnezyum iyonları içeren kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Siz magnezyum iyon derişimi olan kaba eğer ki aynı sıcaklıkta saf su eklerseniz moli sabitken hacmi artacağı için derişimi düşer. Derişimi düşmesinden dolayı tepkime sağa kayar ve enerji üretirsiniz. Dolayısıyla pil potansiyeli ne yapar? Artar. Bu yanlış bir ifadedir. Standart şartlarda magnezyumun yükseltgenme potansiyeli 2 çarpı 37 volt olduğuna göre bakırın yükseltgenmesi 0.34 volt olur. Bakın biz burada magnezyumun yükseltgenmesini kullandık. Bakırın indirgenmesini kullandık. Ve toplamda pil potansiyeli 2.71 çıkacak. Peki magnezyumun yükseltgenmesi eğer bu ise yazalım. 2.37 ise bakırın indirgenmesi de A volt olsun. Bunların toplamı ne olacaktır? 2.71 volt olacaktır. Bu durumda A ne gelecek bize buradan arkadaşlar? Aradaki fark nedir? 20 ne yapar bakalım bir 34 olur değil mi? 30 eklersek 67 olur çünkü. 4 eklersek de evet 71 olur. O zaman burada A değeri bizim için kaçtır? 0.34 volt'tur. Ama bakın bu bakırın indirgenmesidir. Burada ne var? Bakır yükseltgenmiş. Yani siz tepkimeyi tersine çevirmişsiniz. Dolayısıyla potansiyelin işareti tersine döner. Ve bu bakırın yükseltgenme potansiyeli ne olur? Eksi 0.34 volt olur. İndirgenmesini artı 0.34 bulduğumuza göre yükseltgenmesi eksi 0.34 olacak. Çünkü tepkime ters dönmüş. Bakın 2 elektron almış burada vermiş. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade oldu. Aynı sıcaklıkta bakır 2 artı iyonunun olduğu kaba 0.5 molar bakır 2 sülfat sulu çözeltisi eklenirse pil potansiyeli azalır. Bakın bakır 2 sülfat eklediğinizde bunun derişimi de biliyorum vermiş. Şu şekilde bir iyonlaşma olur. Eğer bu 0.5 molarsa bu da 0.5 molar olur. Peki 0.5 molarlık bir şeyi 1 molarlık aynı maddeyi tabii karıştırırsanız bunların derişimi hangi oranda karıştırırsanız karıştırın 1 ile 0.5 aralığında olur. Dolayısıyla birden düşük olur. Yani bakır artı derişimi düşmüş olur. Denge sola kayar. Denge sola kayarsa da enerji ne yapar? Azalır. Pil potansiyeli azalır. Doğru olur. Bu nedenle cevabım C seçeneği çıkar. Yukarıda metil asetat bileşiğinin yapı formülü verilmiştir. P
Peki buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bayyapımına katılan elektron sayısı 20'dir. Bakın çizgi demek 2 elektron demek. Bayyapımına katılmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 20 değil 22. Ben sınavda olsam arkadaşlar bunu bir daha sayarım bakın. Çünkü bu tarz şeylerde genellikle hata yapılabiliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yanlış olduğunu artık anladım. Kararsız yapıdadır ve tautomeri gerçekleştirerek kararlı hale gelir. Şimdi bu tautomeri olabilmesi için arkadaşlar bakın çiftli bağ, özür dilerim, OH'ın bağlı olduğu karbonun diğer karbona ikili bağla bağlı olması lazım. Eğer bu durum varsa tautomer olur. Tautomeri de şuydu bakın. Mesela şunun üzerinden yapalım. Örneğin şöyle bir yapım var. Şöyle yapayım. Böyle bir yapı var bende diyelim. Şimdi burada arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon diğer karbonla ikili bağla bağlı değil mi? O zaman tautomer olur diyeceğim. Neden? Çünkü bu kararsız bir yapıdır. Kararsız yapıya ne diyorduk? Enol. Peki tautomeri neydi? Denge tepkimesi. Ne olacak? İkili bağ buradan ayrılıp buraya geçecek. Her zaman aynısı olur. Hidrojen de buradan ayrılıp buraya gelecek. Ne olacak peki bakın? CH3C ikili bağ ve H. Yani bu olay hep aynı şekilde gerçekleşir. Tautomeri de kararlı ve buna da keto denir. Enol keto tautomerisidir. Yalnız benim elimdeki yapıda OH'ın bağlı olduğu karbonun diğer karbona ikili bağla bağlı olma durumu yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada tautomeri beklemiyorum ben. Bir tane molekülün yapısında SP küpü birleşmesi yapmış 5 tane atom vardır. Şimdi SP küpü birleşmesini karbon üzerinden konuşursanız karbonun 4 tane sigma bağına sahip olması lazım. Karbon 1, 2, 3, 4 tane sigma bağına sahip, o zaman SP küp yapmış. Bu karbon 1, 2 sigma, 3 sigma, 1 pi'ye sahip. Bu karbon SP2 yapmış. Bu benim istediğim değil. Bu karbon 1, 2, 3, 4 sigma'ya sahip. Dolayısıyla bu karbon da SP küp yapmış. Ama o bana sadece karbon demiyor. Bakın atom diyor. Neydi oksijen hibritleşme türü? O da SP küptü. Neydi oksijen hibritleşme türü? O da SP küptü. Dolayısıyla baktığımda 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar. 5 tane yok. Bu karbon SP kare yapmıştı. O halde bu da yanlış. Cevabım ne çıkar bu durumda? E seçeneği çıkar. Yukarıda formaldehitin bir kademe yükseltgenme sonucu X bileşiği oluşumu gösterilmektedir. Biliyoruz ki aldehitler bir kademe yükseltgenirse aynı karbon sayılı karboksilli asitler oluşur. Belirttik. Buna göre X bileşiği için ifadelerinden hangileri doğrudur? Failing çözeltisiyle tepkimeye girerek yükseltgenir. Bakın formik asit önemli bir asittir. Normalde biz karboksil asitler yükseltgenmez deriz. Hani primer alkolden aldehit, aldehitten karboksil asit. Ama elde edilen karboksil asit formik asit ise bakın şu ucu asit özelliği gösterirken şu ucu da bakın şuraya iyi dikkat edin aldehit özelliği gösterir. O nedenle formik asit aldehitlerin verdiği tepkimeleri de verir. Yani tolens ve failing de tepkimeye girer. Aynı zamanda yükseltgenebilir. Yükseltgenir ve tolens ya da failing çözeltisi ile tepkimeye girerek tolense girince gümüş aynası çökeleğini oluşturur. Gümüş aynası failing ile girerse de kırmızı çökelek oluşturur. Dolayısıyla tepkime girerek yükseltgenir. Bu tamam. Çünkü aldehit ucu var. Ester izomeri vardır. Bakın en küçük ester arkadaşlar kaç karbonludur düşünelim. Esterde şunun olması gerekiyor. O zaman yazabileceğim en küçük ester dikkat buyurursanız 2 karbonlu olacaktır. Ve bu nedenle ester izomeri bunun olamaz. Çünkü bu tek karbonludur. Doğru monokarboksil asitlerle esterler izomerdir ama tek karbonlu asitin ester izomeri yoktur. Çünkü en küçük ester 2 karbonludur. 2 kademe indirgenmiş sonucu elde edilen bileşiğin yoğun fazla tanecikler arasında hidrojen bağı meydana gelir. X bileşiği formik asitli. Bir kademe indirgenirse aldehit, formaldehit yani. Bu da bir kademe indirgenirse arkadaşlar ne oluşur? Tek karbonlu alkol olan metil alkol yani bir primer alkol oluşur. Ve alkollerde yoğun fazla tanecikler arasındaki etkileşim hidrojen bağıdır. Çünkü fon var bakın. Hidrojen FON'den birine bağlı. Diğer alkol molekülünün O'suyla da bu hidrojen etkileşip neyi oluşturacaktır? Hidrojen bağını oluşturacaktır. O zaman iki kademe indirgenme sonucu meydana gelen alkoldür. Yoğun fazla tanecikler arasında da hidrojen bağı vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Karboksil asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yoğun fazla tanecikler arasında London kuvvetleri vardır. Evet arkadaşlar bir karboksil asit çizelim. Özellikle asetik asit çizelim. Ünlü bir karboksil asit. Yoğun fazla tanecikler arasında dikkat ederseniz arkadaşlar
hidrojen FeO-N'den birine bağlı, dışarıdan da FeO-N ile etkileşip hidrojen bağı oluşturabilir. Hidrojen bağı var. Şu uç polar olduğu için burada bir dipol-dipol etkileşim de olur. Ve arkadaşlar unutmayın, zayıf etkileşimlerde her zaman London'da vardır. Yani burada kütlesel çekimden, anlık indüklenmeden dolayı da burada London kuvvetleri de etkindir. Dolayısıyla kesinlikle yanlıştır diyemem. Evet, hidrojen bağı baskın olduğu için biz hep onu söyleriz burada ama London kuvveti de zayıf etkileşimlerin hepsinde vardır. Suda hidronyum iyonu oluşturur çünkü bu bir asittir değil mi? Bakın asetik asiti, asitleri suya attığımızda ne olur? Suya H+ iyonu verirler. Bir zayıf asit olduğu için de denge olarak yazdım, ona da dikkat edin. Ve ne yapar? Su hidrojen alınca hidronyum iyonu oluşturur. Bu doğru bir ifadedir. Suda hidronyum iyonu oluşturur. Bu kesinlikle doğru olmalıdır. Biz kesinlikle yanlış arıyoruz. Bir kademe yükseltgenebilir. Eğer elinizdeki formik asit ise bir kademe yükseltgenir. Ama formik asit haricindeki asitlerse bunlar yanma haricinde yükseltgenmezler arkadaşlar. Dolayısıyla buna da kesin yanlıştır diyemiyorum. Hidrolizi sonucu alkol oluşur. Bakın karboksil asitler hidrolize uğramaz. Yağlar yani esterler hidrolize uğrarsa karboksil asit ve alkol oluşur. Ama karboksil asit hidrolize uğramayacağı için bu yanlış bir ifadedir. Yani hidrolize uğrayıp da alkol oluşturmaz karboksil asit. İndirgenerek alkol oluşturur. Bazılarla tepkimesi sonucu tuz oluşur. Çünkü bu asittir. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Kesin yanlış olan D seçeneğidir.